Katılıyorum söylediklerine. Tamamen katılıyorum. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Çünkü artık Türkiye'de demokrasi yok. İstanbul Sözleşmesi ile birlikte kadının rahmetli bizim çok sevdiğim benim de dostum olan Duygu Asya'nın dediği kadının adı yok. Var olan kadınların adı da pek hoş değil. Ve gerçekten Türkiye'de demokrasi yok, hukuk yok, kurumlar yok. Türkiye'de hemen hemen aklımıza gelebilecek hiçbir önemli mesele artık denge, değer hiçbir önemli mesele yok. Dolayısıyla kadın da yok. Tecavüz var, taciz var, cemaatler var, tarikatlar var. Dolayısıyla hiçbir şey eskisi gibi değil. Bundan dolayı Sayın Hülya Koçyiğit'i takdir ediyorum. Diğer mesele kadınların birçok sorunu AK Parti hükümeti döneminde telafi edildi. Elbette telafi edildi. Neden? Çünkü kadınları yok sayarsanız görmezsiniz. Görmediğiniz zaman da onların hiçbir sorunu kalmaz. Çünkü Erdoğan sarayını kurduktan sonra kadınların sorunu yok dedi ve bitti. Böylelikle kadınlar sorunum var deme olanağına artık sahip değiller. Dolayısıyla Hülya Hanım'ın bu saptaması doğru. Aslında kadınların türban sorunu dahil hiçbir sorunu kalmadı. Neden? Çünkü kadının adı yok, kadının sorunu yok. Hayalde gerçek oldu, bunu böylece koyduk. Efendime söyleyeyim. AK Parti döneminde telafi edilmiş, önleri açılmış kadınların. Elbette ki AKP'ye üye olan, ondan sonra alalım, verelim, götürelim işleri yapanlar milletvekili oldu. Dolayısıyla hepsinin önü açıldı. Eğer saraya iman ediyorsanız, eğer sarayından el alıyorsanız sorununuz kalmadı, hayaldi gerçek oldu. Erdoğan gibi kadınlara değer veren erkeklerin çoğalmasını temenni ediyorum. Tamamen hemfikirim. Dolmabahçe'den bakıp mini etekli kızları falan görüp bu memleket nereye gidiyor deyip o mini etekli kadınları hiçbir kamu kuruluşuna almazsanız, Alevi kadınlarını yok sayarsanız, feministleri dövüp içeri tıkarsanız gerçekten bir hayli değer vermiş olursunuz. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Gezi meselesinde dövmek üzere üzerine yürümüştü. Sümeyye Hanımefendi tutmuştu. Gerçekten bu önemli. Sayın Hülya Koçyiğit dolayısıyla bu saptamaları bize uygun bir dille yaptı. Hanımefendi ne diyecek yani, bir hanımefendi, Cumhuriyet'in hanımefendisi, Atatürk'ü bir hanımefendi ağzını bozar mı? Hiç insanı üzer mi? Tablo bu. Tebrikler Hülya. Tebrikler hanımefendi. Şimdi geleceğiz bir diğer meseleye ama önce o haber. Türkiye'nin haber dediği yer. Bakıyorsunuz böyle de mi oldu? Yapma ya. Hadi ya. İşte haber. Gönder. Nasıl alet edersin? Hülya Koçyiğit Bahçeli'ye net yanıt verdi. Ben sinema sanatçısıyım. Beni mesleğimle küçümseyip eleştiriyorlarsa bu Türk halkına hakaret demektir. Çünkü Sayın Devlet Bahçeli bugün Hülya Hanım gibi Cumhuriyet'in çok önemli değerlerinden biri olan Cumhur İttifakı'nın ortağı. Hülya Hanım dolayısıyla artık Devlet Bey'le yan yana, dolayısıyla Devlet Bey Hülya Hanım'ın kafasına vurmaz. Hülya Hanımefendi'ye bir akil kişi olduğu vakit, ki o zamanlar akil kişi olmanın kuralları belli idi. Akil kişi olduğu gün Devlet Bey ağzına geleni söylemişti. Haini ilan etmişti. Beni aradı Hülya Hanımefendi. Enver Beyciğim dedi, bir buluşabilir miyiz? Hülya Hanım'ı da ben Datça'da bir festivalde tanımıştım. Beni çok sevdiğini, Selim Bey'in de benden çok memnun olduğunu söylemişti. Aykırı sorular izleniyordu falan. Sonra İstanbul'da kendisiyle bir yemek yemiştik. O yemeğin ardından bu problem olunca menajeri de vardı. Baş başa buluşmak istedi. Buyurun dedim Hülya Hanımcığım. Ömer Bey dedi, ben Atatürkçüyüm. Sandığınız gibi AKP'li değilim. Ömer Bey dedi, ben Cumhuriyet'in bir kazanımlarıyla ortaya çıkmış bir sanatçıyım. O dört yapraklı yoncadan birisiyim. Dolayısıyla hem ailemi tehdit etti Devlet Bey, hem de can güvenliğim ortada yok. Sizin programınızda cevap vermek istiyorum dedi. Hay hay dedim, yalnız benim programımda cevap vermenizin bir anlamı yok. Devlet Bey bu sefer beni de tehdit eder. Çünkü Devlet Bey açısından kim olduğu önemli değil. Ama buyurun dedim. Ne olur dedi, beni sıkıştırmayın. Ben de açık söyleyeyim. Aykırı sorularda bir iki torpil yapmışımdır. O torpillerden biri. Bu torpil dediğim soru sormamak değil. Yine soru sordum ama çok böyle sıkıştırmadım. Bir tek sebebi vardır bunun. Can güvenliği sorunu vardı ve kendisini en azından can güvenliği olsun diye o gün çok sıkıştırmamıştım. Dolayısıyla
Burada beyefendi Fırat Yeşilçınar'ın dediği gibi A Haber'den cevap vermedi, aykırı sorulardan cevap verdi. Herkes aykırı sorulara çıktı. Herkes orada sorulara muhatap oldu. Hülya Hanım da oldu. Ama dediğim gibi can güvenliği meselesi olduğu gibi can güvenliği ciddi bir mesele. Biz çünkü televizyonlarda Tahir Elçi'ye hedef gösterenler gibi değiliz. Gazetecinin görevi de bu değil. Dört yapraklı yonca nasıl kaybettik Fatma Giri'yi? Onurlu bir şekilde aramızdan ayrıldı. Filiz Akın dünya güzeli bir hanımefendi. Bu arada beni de takip ediyor laf aramızda. Nerede? Instagram'da. O kadar mutluyum ki. Düşünsenize hayal bile edemeyeceğiniz bir şey. Filiz Akın sizi takip ediyor. Bu notu da koyduk kenara. Çünkü çok güzel, çok zarif, çok özel bir hanımefendi. Ve Türkan Şoray. Sanılanın tersine Türkan Hanım böyle asık suratlı falan değil. Şahane, gırgır bir hanımefendi. Ben Türkan Hanım'la Antalya'da tanıştım. Yine film festivalinde bir röportaj yaptık. Sonra İstanbul'da birkaç kez karşılaştık. Gülmeler, eğlenmeler öyle böyle değil. Çok zarif bir kadın ama aynı zamanda vur patlasın, çal oynasın. Yonca'nın dördüncüsü diye düşünülen yaprağın artık yok. Üç yapraklı yonca, biri hep kanayacak gönlümüzde. Daha fazla uzatalım.